bundan tam 15 gün önce Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı Narin Güran. Kur'an kursundan dönerken yoldan saptı, başka alanlara da gitti. Fakat ondan sonra bir daha haber alınamadı. Çok çelişkili ifadeler geldi, hikayeler birbiri ardına dizildi. Ama her gün geçtikçe umutlarımız tükenmeye başladı. Narin'in yaşadığına dair ümitler tükenirken bir taraftan da en azından bu kızın Cesedi nerede diye bekleyenler var. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Hem köyün muhtarı olan hem de Nare'nin amcası SG cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tuç bununla ilgili kuvvetli şüphe olduğu için aldık dedi. Alınma sebebi ise kasten adam öldürmeye teşebbüs ve delilleri karartma. Tabii ki delilleri neden kararttı diyorlar. Çünkü WhatsApp mesajlarını silmiş ve Narin kaybolduğu sıralarda bir saatliğine telefonu kapalıymış. Bununla ilgili verdiği ifadede tarlaya gittiğinde şebekeler çekmiyormuş. O süreçte de tarladaymış zaten. Bunun için çekmediğini dile getirdi. Böyle bir ifade kullandı. Ne kadar gerçek ne kadar doğru bilmiyoruz. Gün geçtikçe daha da netleşecektir. Bu işin peşini bırakmama adına. Peki bu olay nasıl duyuldu? Müjde Tozbey, önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı son ifadesi şöyle katıldığı bir programda şöyle söylüyor. Aslında narin kaybolduğunda ailesi o kadar çok feryat etmiyor. Yani basına haber verip kamuoyu oluşturalım gibi bir derdi olmuyor. Ta ki narin haberi köyden çıkıncaya kadar. Köyden çıkıp Diyarbakır merkeze, ilçeye oradan da Diyarbakır merkeze ulaşınca Diyarbakır'ın ilerici vatandaşları bu konuya kulak kabartıyor ve sosyal medyada ve medyaya haber vererek bunu gündem haline getiriyor. Aile ilk zamanlarda ilk medya oraya gittiğinde demeç vermeye başlamıştı. Ailenin bütün bireyleri tek tek demeç veriyordu. Daha sonra çelişkiler ortaya çıktı. Ailenin verdiği ifadelerde, verdiği demeçlerde, röportajlarda çelişkili ifadeler ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler ortaya çıkınca aile konuşmama kararı aldı. Ve şimdi neredeyse hiç kimse konuşmuyor. Daha sonra yayın yasağı getirildi haberlere. Ve aile de çıkıp hiçbir yerde açıklama yapmıyor. Devletten gelecek açıklamayı bekliyoruz diyor haklı olarak kendince. Ama bir tarafta da küçücük bir çocuk var 8 yaşında. Küçücük bir kız çocuğu. Ve bu kız çocuğunun hayatta olup olmadığı bile belli değil. İnsanlar rahat uyuyamıyor. Tüm Türkiye aslında rahat uyuyamıyor. Herkes merakla bekliyor. Neler olacak? Narin nerede? İnşallah ölmemiştir diye dualar ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir video paylaştım konuyla ilgili. Videoya o kadar çok yorum geldi ki herkes dua ediyordu. Ama herkese bir kanaat oluşmuş bu kanaat amcanın onu öldürdüğüne dair. Yani aile içi bir cinayet olması yönünde. İnsanların kanaati bu yönde. Şimdi hikayeyi size parça parça baştan sona aldığım notlarla, yaptığım araştırmalarla edindiğim bilgilerle anlatacağım. Bu konuya önce çok eğilmedim. Çünkü birçok insan bununla ilgili yayınlar yapıyordu, televizyonlar yayın yapıyordu. Ve çok kısa sürede bulunacağını düşündüm. Ama bekledikçe yanıldık. Bekledikçe yanıldık. Ve maalesef 15 gün geçmesine rağmen hala çocuğa ulaşamadılar. Çok enteresandır ki işte dün NLP uzmanları ve davranış bilimleri uzmanları köye sevk edildi. Çevredeki insanlarla görüşüp olayı netleştirecekler. Bugün ise mezarlık aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde haber global bir görüntü yayınladı ve görüntüde bir perde çekilmişti. O perde çekilerek bir arama daha yapılıyordu. Ne olduğu belli değildi. Görüntü alınmasın diye bir perde geçirilmişti. Bir bez parçası. Şöyle bir şey var. Anne daha önce amcanın köyde olmadığını söylüyor. İla, olay ilk olduğunda. Erkeklerin hepsinin köyden çıktığını ve sadece yaşlı erkekler ve kadınların köyde kaldığını söylüyor. Fakat belli bir süre sonra ifadesini gidip değiştiriyor. Ve ifadede diyor ki amca oradaydı diyor. Ben kızımın Nare'nin amcasıyla oynadığını gördüm. Ben dinamaya şartıyla açmaya... Balkonumu yıkamak için e, şartıyla açmaya gitmiştim. O süreçte Narin amcasıyla oynuyordu dedi. Ifadesi neden değiştirdi? Ya da ilk ifade neden amca köyde yoktuydu da sonradan amca köydeydiye dönüştü? Baba açıklama yaptı. Amcanın bu olayla ilgisi yoktu. Rütün bir araştırma. Bu rütün bir şey demişti. Ama amcanın bu olayla ilgisi gerçekten var mıydı? Aslında vardı. Net bir şekilde var? Bulgular o kadar net ki. Elimize geçen bilgileri paylaşacağız. Şimdi birçok konu gizleniyor. Tabii ki şu an ifadelerde gizlenmeye, tutanaklarda gizlenmeye çalışıyor olabildiğimi medyaya bazıları sızıyor. Sosyal medya aracılığı da var. Peki amca neden gözaltına alındı ve sonra cezaevine gönderildi? Tutuklanarak cezaevine gönderildi? Boş yere mi? Sadece amcayla oynuyordu Narin. Ondan dolayı mı gönderdi? Tabii ki hayır. Amcanın bir saat yani Narin kaybolduğu o dönemde bir saat telefonu kapalıymış. Ve bütün mesajlarını, mesajlaşmalarını silmiş, WhatsApp'ı temizlemiş. Bunlar bile şüphe için yeter. Bir, ikincisi. Narin kaybolduğu süreçlerde amcanın benzinliğe girdiği görülüyor. Benzinin güvenlik kamerasında ve benzinlikte çalışan bir vatandaş şikayette bulunuyor. Bu olaydan sonra Narin'in kaybolduğu görüldüğünde, öğrendiğinde ve bir açıklama yapıyor. Şöyle bir ifade veriyor şikayetinde. Diyor ki: "Evet bu amca benzinliğe geldi." fakat benzin almadı. Arabasında kahverengi bir battaniyeye sarılı bir şey vardı. Ne olduğunu net olarak görmedim. Amca ise benzinlikten sadece ıslak mendil aldı diyor. Islak mendil niçin alınır? Bir şeyleri temizlemek için. Acaba delilleri mi ortadan kaldırmaya çalıştı. Akıllara gelen en önemli soru bu. Daha sonra amcanın arabasıyla ilgili bir araştırma yapılıyor. Bazı kan lekesi, dışkı ve kusmuk izleri bulunuyor. Bu izler test ediliyor ve DNA, o izlerin DNA'sı Nari'nin DNA'sı ile eşleşiyor. Daha da söylenecek bir şey yok. Bu kız arabada niye kustu? Ya da dışkısını niye yaptı? Ya da neden kanı oradaydı? İşte bunları kolu kuvvetler araştırıyor, savcılık da araştırıyor. Zaten bundan dolayı kuvvetli şüphe diyerek e, tutukladılar SG'yi. Şimdi SG ilk ifadesinde diyor ki ben köyde değildim. Narin kaybolduğu zamanlarda ben Batman'daydım diyor. Ben Batman'da olduğum için diyor haberim olmadı. Köye gelince öğrendim. Sonra da diyor ki ben Batman'daydım. Haber aldım. Köye döndüm. Fakat kayıtlara ve görgü tanıklarına göre Narin'in kaybolduğu saatte Batman'da falan değilmiş. Köydeymiş zaten. Köy avuç içi kadar. Şimdi burada sorular şu. Jandarma köydeki bütün evleri aradı mı? Cevap hayır. Çok garip değil mi? Jandarma köydeki evleri aramak yerine köyün çevresini aramış. Çünkü tabii muhtemelen ilk aklı gelen şuydu. Narin sokakta bir yerde dağların o arada dağlık bir alana gitmiştir. Bir çukurda bir derede falan kalmıştır. Çıkamamıştır. Gelmemiştir. Oralarda bakarsak zaten çocuğu buluruz. Düşüncesiyle hareket edilmiş. Ya bu çocuk evlerden birinde saklıydı ve sonradan oradan çıkarıldıysa? Evlere ilk bakılması gerekirken evlere bakılmamış. Burası da enteresan. Şimdi avuç içi kadar bir köyde gerçekten bir küçücük 8 yaşında bir çocuğun kaybolması da çok enteresan. Yani dolayısıyla bu çocuk kaybolmadı. Bu çocuk kaçırıldı, alıkonuldu. Belki de katledildi. Bilemiyoruz net olarak. Ama kaçırıldığı kesin. Bir tarafından kaçırılıp alıkonulduğu kesin. Bu niçin oldu? Çok farklı e, iddialar var. İşte abi bir ara gözaltına alındı ve abisinde de o diş izlerinden DNA testi yaptılar ve bir iz bulamadılar bir kanıt. Ve abinin de yasaklı madde kullandığına dair, uyuşturucu madde kullandığına dair iddialar var. Yani abi de kafa olarak çok iyi değilmiş. Zihinsel sağlık olarak ve mental olarak iyi biri değilmiş. Bu da zarar vermiş olabilir gibi demişler. Hatta o sıralarda evin arkasında da tuhaf şeyler yaptığına dair imalar, iddialar var. Kesin olmadığı için e, ...söyleyemeyeceğiz. Şimdi amcaya... E, amcanın da çelişkili ifadeleri var bu arada. Anne dedi ki Batman dedi sonra köydeyim dedi... ...yok değildim dedi falan filan. Sonra arabaya Narin bindi mi diyorlar... ...o testler yapılmadan önce. Diyor ki hayır diyor Narin benim arabama... ...hiç binmedi diyor. Araba Benim arabam var diyor Narin de hiç binmedi. Fakat bir süre sonra ifadesine diyor ki... ...araba benim değildi. Ben arabayı evin önüne falan koyuyordum. Evin önüne koyduğum zamanlarda... ...Narin bilmiş olabilir. Çocuktur. Kapısı açık, içine binmiş, içinde oynamış falan olabilir. Ben çocuğumu takip edeceğim gibi bir açıklama da yapıyor. Yani aslında narinle ilgili izlerin bulunduğunu hissedince ifadelerini yavaş yavaş değiştiriyor. Biraz önce dedik ya sürücü koltuğunda. Bakın sürücü koltuğunda narinin dışkısı, kusmuğu ve kan izi bulunuyor. Ve DNA testiyle de kanıtlanıyor. Şimdi bunların hepsi gerçekten tüyler ürpertici. Düşünebiliyor musunuz ya? Ya amcanıza bile güvenemeyeceksiniz bu dünyada yani. Amcanıza bile güvenemeyeceksiniz. Kıç kadar bir yer. Küçücük bir köy avuç içi kadar ve o köyde çocuğunu bile rahatlıkla sokağa bırakamayacaksın. Dışarıya gönderemeyeceksin. Ya daha gerçe ne konuşuyoruz ya. Yani bu kadar vicdansızlık bu kadar ya biz ne ara ne ara bu hale geldik? ya? Ben 37 yaşındayım. Kendi çocukluğumu biliyorum. Ya yani sokaktan gelmezdik ya. Annemiz, babamız yokken komşular komşulara emanet ederdi. Komşular bize bakardı. Bırak akrabayı. Biz zararlarını görmedik. Şimdi ve bundan dolayı da amca kaç sene adam öldürmekten dolayı şu an tutuklu. E tabii şöyle bir şey de söyleniyor. Amca siyasi olarak çok güçlü olduğu iddiaları da var. Tabii bugün de önemli bir gündem daha. Sözcü Gazetesi'nde Altan Sancar gazeteci konuk oldu bugün. Sözcü TV'ye. Altan Sancar, yani gazeteci Altan Sancar şöyle dedi. Benim yaptığım net araştırmalara göre o köy üzerinde, aile üzerinde çok ciddi bir yapılanma, bir cemaatin e, ağırlığı ve etkisi var dedi. Bu cemaati önce anlatmadı. İşte şu an dedi Diyarbakır'da ismini tam vermedi. Diyarbakır'da güçlü şu an. Siyasi kolu da var dedi falan deyince birazcık netleştirdi, anlattı, anlattı. Bunun Hüzbullah olduğunu, e, net olarak gördük. Yani partisi de Hüdapar biliyorsunuz. Bunların o köy or o köy üstünde ve aile üzerinde çok ciddi bir etkileri varmış. Yani çok ciddi bağları varmış. Bunlarla ilgili de bir bağlantı çıkmış. Bu bağlantıdan ne çıkar bilemiyoruz. Yani en azından gizlemek için büyük bir etken olabilir. Çünkü Hüzbullah'ın da geçmişine baktığınız zaman işte temiz değil. Yani burayı da e, kaçırmamak lazım. Şimdi aldığım notlara bakıyorum. Şimdi soruşturmada gizli kararı olduğu için net bilgiye de ulaşılamıyor. İşte bazı kararlar, bazı bilgiler yakın yakın geliyor. Ve yakın akrabalardan görüş alınıyordu biliyorsunuz. O yakın akrabalar da yayın yasağından sonra konuşmamaya başladılar. Hani başımız ağrımasın, bizim başımıza bela olur, yanlış bir şey söyleriz diye biraz korkmaya başladılar. Haklı olarak kendine göre. Ama bence öyle davranmak yerine tamamen konuşmaları gerekiyor. Yani olabildiğine daha fazla konuşacaklar. Daha fazla söyleyecekler çünkü bir çocuğun hayatı söz konusu. Burada bir çocuk tatilde oyuna gitmemiş. Bir çocuğun hayatı söz konusu şu an. Ve hayatı söz konusu olduğu için de e, gerçekten bu konuda elinizden ne geliyorsa, ne biliyorsanız, ne anımsıyorsanız, neden şüpheleniyorsanız kolluk kuvvetlerine bildirmeniz gerekiyor. Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Yani bir çocuğun hayatı söz konusuyken işte aman bana bir şey olmasın, ayranım dökülmesin, bilmem şu suyum dökülmesi falan diye iş. Hiç uğraşmayın. Yani gerek yok. Bu kadar da vicdansız olmanın bir anlamı yok. Tabi amcanın bir yazışması, telefon konuşması da çıktı. Muhabir TV'den Tolga Bey'in haberiyle ilgili. O da bütün dökümleri yayınladı. Dökümleri yayınlarken amcanın ilkinde gayet sakin olduğunu ama sonrasında gittikçe tedirgin ve sinirli bir hale geldiğini söylüyor. Burada da amcanın üzerinde yani oklar şu an amcanın üzerinde. Amca bu okları üzerinden çekmesi için doğruları söylemesi gerekiyor bilgi gizliliği yapmaması ve delil kapatmaması, karartmaması gerekiyor. Bunları yaparsa muhtemelen tez zamanla çıkar. Evet, bugün de mezarlık araştırıldı, mezarlık e, denetlendi ve e, mezarlıkta da işte inşallah diyoruz ölmemiştir. Ama 15 gündür kayıp olan bir çocuk birileri tarafından katledilmiştir. Yani çok daha yaşaması da bir ayrı mucize bir gerektirenmiş. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Lütfen çevrenize çok dikkat edin. Lütfen çocukları sevin. Çocukların katledilmediği, çocuklara zarar görmediği, çocukların ve hayvanların yani çaresiz canlıların zarar görmediği bir dünya dileyelim, bir Türkiye dileyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.